belki benim açımdan, tabii ben ergenlik dönemiyle çalıştığım için yani en önemli konu bu gibi geliyor. Bu çok normal. Herkes neye odaklanırsa öyle oluyor. Gelişim biliyorsunuz beşikten mezara tarif edilen bir süreç. Ama ergenlik dönemine ben asistanlık döneminde şöyle bakardım. Ah keşke bu yaştaki hastalar gelmese, bazen böyle baş belası gibi hissederdim. Yani bu tabii donanımsızlık, henüz tecrübesizlikten. Sonra tabii süreçte tecrübeler kazanma, ergenlerle çalışan kişi başka terapistlerle eğitimler görme sürecinde. Ben de şu anda ergenlik döneminde gerçekten gençlik dönemine hayran durumdayım. Yani başka mesela ben daha küçük çocuklarla çalışamıyorum şu anda. Gerçekten yeniden bir yapılanma dönemi. Aslında bizim bir hocamız böyle bunu, Celal Oda hocamız vardır. Bir çok coşkuyla anlatır. Gerçekten yeni psikolojik yapının tekrar yeniden gözden geçirilmesi, geçmişteki kayıpların hesabının görülüp hani buzdolabına kaldırılması ve yeniden sentez alaşım dönemi olduğu için gerçekten umut verici de bir dönem. Çünkü bazen mesela ben bir hastamı hatırlıyorum, pencere kenarında intihar düşünceleriyle dolaşan, her an kendini atmaktan bahseden bir çocuktan sonra öyle güzel umutları olan, hayalleri olan bir gence dönüştüğü zaman, yani bu yolculuğun yanında olmak insanı gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ben belki şöyle, gençlerle çalıştığından beri sürekli onlara da bunu söylüyorum. Yani yeni bir sayfa olduğu için ben o heyecanı her zaman içimde hissediyorum ve bana geçmiş durumda diye düşünüyorum. Bizim biliyorsunuz kliniğimizde bilenler bilir, gençlik ve danışma tedavi birimi var. Epey bir süredir kuruluşunda Profesör Doktor Müge Tamer yer almıştır. Ondan sonra ben öğretim üyesi olarak yer aldım. Daha sonra Saniye Korkmaz hocamız da yer aldı. Yani epeydir kurumlaştık diyelim, epey bir tecrübe biriktirdik. Bazen gerçekten bunaldığımız zamanlar oluyor ama gerçekten çekirdek ekip ve çalışma arkadaşlarımızla çok yorulsak da yine de bu işi zevkle yapıyoruz. Şimdi biz arkadaş, bu şu anda asistan arkadaşlarım, birlikte ekipte çalıştığımız arkadaşlar. Onlar sunumlar yapacak. Ondan sonra ben tekrar sizinle soru cevap kısmında bir araya geleceğim. Evet, üç arkadaşımıza da teşekkür ederim. Normal gelişim süreçten hastalıklara doğru bir süreçte sunuşlarını yaptılar. Gerçekten ergenlik döneminin şöyle bir önemi daha var. İlk defa ciddi psikiyatrik hastalıkların patladığı bir dönemdir. Biz profesyoneller için şöyle bir zorluk da oluyor. Bazen mesela bipolar bozuklukta size duygusal dalgalanmalardan bahsettiler. Bir tipik bir ergen için de an anını tutmaz. Bugün mesela en son bizim ergenimiz şöyle söylemişti. Bir geldiğinde dünyanın en kötü günüydü o gün. Sonra bir gelişme oldu, dünyanın en şanslı gününün olduğunu söyledi. Yani tipik bir ergenin de bazen özellikleri böyle gel gitli olabilir. Ve bütün kültürlerde gençlik döneminde aslında depresif duygu durum, yani karamsarlık, ama gençlik döneminde bazen bu sinirli kırçınlık olarak eşleri öyle geçer. En sık deneyimlenen de duygudur. O nedenle bazen bizler için, bazen ailelerin bile bu normal asilik mi, hırçınlık mı, yoksa bir hastalık mı ayırt edememesinin normal bir durumdur. Profesyoneller de bu zeminde bir hastalık geliştiği zaman biz çok kolay etiket koymaktan da kaçınırız. Çünkü dönem sonunda her şey yoluna girebilir. Ama bazen dönem sonunda hayat boyu sürecek kronik süre giden hastalıklar, tüm yaşamı etkileyecek hastalıklar da ilk defa bu dönemde patlayabilir. O yüzden çok özel bir dönem ergenlik dönemi ama yani siz bazı genetik yatkınlıklarla ve erken dönemdeki zorlu yaşam olaylarını karşılaşsanız da ergenlik döneminde bunları tekrar yoluna koyma, tekrar iç dünyanızı düzenleme şansını da gelişim size vermiştir. O yüzden de çok özel bir dönemdir. Evet, ben şimdi sorularınızı cevaplamak istiyorum. Her şey iyiydi galiba. Ama yoruldunuz değil mi? Çok kolay değil. Ben de hala eğitim almak bazen böyle bir mikrop gibi bir şey. Ama yani 4'e kadar, 5'e kadar sürdüğünde gerçekten çok zor. İlgi ve dikkatiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi hocamızı davet etmek istiyorum. Kapanış konuşmasını yapmak üzere. Bizim kliniğimizin kurucusu, hocaların hocası dememiz gerekiyor. Buyurun hocam.